Yüksek hızlı trenin seyir halindeki hızı tartışılıyor ama bilet fiyatlarındaki hıza yetişilemiyor. 2022 yılında tam 5 kez zamlanan yüksek hızlı tren bu yıl ikinci zammını da gördü. Yılbaşındaki %15'lik fiyat artışının ardından %30'luk bir zam daha geldi. Ankara-İstanbul arası sürekli kullanıyorum. 323 lira oldu. Şimdi öyle mi oldu? Oo bayağı. Ha evet. Ne yapacağız? Yüksek hızlı trenin hızını da solladı zamlar. Baş döndüren zam fırtınasına bir yenisi daha eklendi. Bilet fiyatları %30 daha zamlandı. Bu yılın ikinci zammı. Geçen yıl başından bu yana ise yedinci zam. Devlet Demiryolları'nın işlettiği İstanbul-Ankara arasındaki yüksek hızlı trenin fiyatı 2021 yılında 98,5 lirayken peş peşe gelen zamlarla 323 liraya yükseldi. Bir buçuk yılda zam oranı %227 oldu. 2018'den bu yana ise kümülatif artış %300'ü aştı. Hızına yetişemiyorum. Hızlı trenden daha hızlı gidiyor zam. Gece gündüz. Hızlı trene bindik ama niye hızlı gidiyor? Seyahatteki hızı zaten tartışmalıydı. Zam hızına yetişebilen olmadı. 2022 Ocak, Mart, Nisan, Haziran, Eylül yani sadece geçen sene 5 kez zamlanmıştı yüksek hızlı trenin bilet fiyatları. En son 2023 yıl başında %15 zamlandı bilet fiyatları. Seçim ve bayramın ardından bir zam haberi daha geldi. Bilet fiyatları %30 daha arttı. Bir hafta oluyor alalı. Hı hı. 248'den aldım. Bugün 323 lira oldu ücret. Şaşırtıcı. Bayram sonrası terfisi sanırım. Bu kadar toplu taşımaya zam yapılıyor mesela. Çok yanlış bir şey. Hızlı tren kesinlikle toplu taşıma değildir. İstanbul'da toplu ulaşıma gelen zammı eleştiren eski bakan Adil Kara İsmailoğlu, bakanlığına bağlı hızlı trene gelen zammı toplu ulaşım değil diyerek savunmuştu. Son %30'luk zamla birlikte İstanbul-Ankara bilet fiyatı 248 liradan 323 liraya, Ankara-Konya arası yolculuk 112 liradan 146 liraya yükseldi. Hizmete gireli 2 ay olan Ankara-Sivas hızlı treni de 240 liradan 312 liraya yükselerek ilk zammını gördü. Ulaşımdan ziyade her şeye zam geldiği için artık yani çok bir yorumda da bulunamıyoruz ne yazık ki. Hızlı trenin en fazla yolcusu öğrenciler ve emekliler. Gelirlerine ve harçlıklarına göre bu artış da diğer zamlarla birleşti. Bütçeye bir yük daha oldu. Taşımanın yakıtı, benzine ise bir zam daha kapıda. Yani yine yeni zamlar yolda. Sizin bütçenize bir zam geldi mi? Yok canım, nerede? Her şeye zam. Bekliyoruz.